Ben yüzlerce musallat seansı da bulundum. Peki o insanlara bir anda zıpladığını, kendinden geçtiğini, sesinin değişip kadının erkek sesiyle konuştuğuna kadar duydum. Ben istediğim cevabı almadım. Ve artık Kubilay Aktaş'ı tanıyoruz. Seni. Peki o zaman. Dönüyorsun, dolaşıyorsun, izdüşüm, enerji, ama frekans. Bu benim hani oluşturduğum fizik ya rüyam, işte enerjim, süle böyle şey. Gördüğüm bile farklı şeyler bunlar. Yaşamında ne varsa, ne olmaktaysa yarısı seninle bağlantılıdır. Cin boşuna sana musallat olmaz. Birinci bölüme istinaden ve seni tanıdığım ve çok fazla muhatap olduğun için soracağım. Gördüğün varlık, çok cin, ne kadar güzel başka bir alem, başka bir boyut, bir silüet var mı demeyeceğim. Var olduğunu biliyorum. Ne gördün? En uç mesela. Sen gördün mü hiç? Ben burada soruları ben soruyorum. Ya herkes kadar görmüşümdür ben de. Ama öyle bunu değil, şimdi öyle. Şöyle bazı beyinler var bakalım. Politik bazı, cevap değil hocam, eyvallah, gerçek. Bazı beyinler. En uç. Ne gördün mesela? Yani dersin bir cin gördüm ama şu boyutta. Abi şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Net yani çok küçük yaşlardan beri mesela bir yerde yatayım. Tamam, bir vakit böyle koyun postlarına çok meraklıydım. Yani çok şey yap. Koyun postunun üzerinde yatıyorum. Tamam, böyle akar gördüm ama dev gibi bir şey böyle, dev gibi. Mesela moraldeyim, halı üzerinde, seccade üzerinde yatıyorum böyle şey. Baktım böyle dev gibi karıncalar. Yani ben bunun şu olduğunu anladım. Mesela bir yerde çadır kurdum. Çadır tam yılanların arasıymış mesela. Acayip bir yer yani. Gözümü bir kapatıyorum, gözümün önüne böyle yılanlar geliyor falan ama ben tabii şey olarak izliyorum. Allahu Ekber diyorum ya. Onun bu kadar... karşılığı ne? Ne diyorsun buna sen? Ya bu yani... çok yani hologram ve... çok boyutlu bir film izlemek gibi yani düşün. Ne görmendeki mantık ne? Görmekteki mantık çevredeki enerjiler senin beyninde şekil alıyor diyeyim yani. Oranın aurası ve atmosferi. Şimdi insanı bir ışık varlığı olarak düşünürsen hangi alana girerse o ışık o alanın bilgisine göre de şekillenmeye başlıyor. Ne yerseniz o olursunuz. Yani süliyetler de ona göre mi değişiyor? Süliyetler de tabii ki. Şimdi sen bir türbeye gidiyorsun hissettiğinle bir Taksim'e gidiyorsun hissettiğin arasında farklar var yani. Alanların enerjileri var. Kimi beyinler, hassas ruhlar. Bu aslında herkeste var. Bebeklerde var mesela bu. Bebekler 0-9 aylıkken insanı senin benim gördüğüm gibi görmüyorlar ki. Hayvanlarda da çok. Hayvanlarda da var. Kediler bakıyorsun takip ediyor. Ne oluyor yani? O hayvan neyi takip ediyor? Ha, buna işte bebekler mesela derler yani bebeklerin yanına böyle herkesi almayın, güzel sözler söyleyin. Çünkü bu bir realite artık. Bu bir bilim. Bu bir gerçek. Bunu işte bilim belki... filmlerle yansıtıyor veya matematiksel olarak olabilirliğini ispatlıyor. Fiziksel çalışmalarla belki oralara müdahale etmek istiyor. Spiritüelciler zaten biliyor içinde kendilerinde. Yani burada attığın şey orada dalgalar oluşturuyor. Ne demek? Etrafın bilgisi benim düşünce sistemime göre şekillenebiliyor ve ben bunu yorumluyorum. Aslında ben kültür dediğim çevremle ve dil dediğim kendi ilmim ve anlayışımla kendi karakterimi ve yapımı inşa ediyorum. Yani şeyde mesela yani o koyun postunun üzerindeki küçücük bir akarın dev gibi görülmesinin sebebi aslında oradaki küçücük bir enerji metafizikte büyüktür. Hani bazı sözler vardır der. Sizin katınızda küçüktür ama Allah katında çok büyük vebali vardır der. Sizden bir kişi onlardan bin kişi gibidir der. Bire bin verir der. Orada bir tane akar görüyorsun ama o akarın arketipini gördüğün vakit veya o yılanların oraya mesela kurmuşsun çadırı. Gecenin bir vakti yani ben yılan suretleri görüyorum mesela böyle ama hani dersen ki nasıl izliyorsun bunu korkmuyor musun? İnanmıyorum demek savunma sistemimdir. Neden? Çünkü bu kardeşim bir tecellidir. Yani arkadaşa diyorum orada ki... Orada enerji var. Ben olsam var, da var, olmasam var, da var. Niye beni korkuyorsun? Var ama şu anda çadırdan girip beni sokamaz. Ama fakat orada şunu... şöyle bir şey olabilir. Ben bununla ilgili hani eşyalarla konuş ama eşyalar seninle konuşursa tehlikeli der ya. Yani ben o yılanla ilhamen konuşabilirsin. Rüyanda bilinçle konuş. Ama yılan sana konuştuğu vakit referans nokta işte musallattan kurtulmanın
en keskin yolu nedir biliyor musunuz? Elinizde sağlam referansların olması lazım. Yani akıl bineğiniz, biniciniz olsun diyor. Hayal ise diyor, tahayyül, işte bu insandaki epifiz, üçüncü göz, yaratım gücüdür yani tahayyül. O da diyor atınız gibi olsun. Atını sürebildiğin yere ama iyi biniciysen. Ama iyi binici değilsen kırmızı rengi bir görürsün, ayetel kürsü okursun. Halbuki o kırmızı yeşile dönüşecekti biraz sabretseydin. Bataklık lotus olacaktı birazcık sabretseydin. Histerik ruhların oluşturmuş olduğu spiritüel katman korku ve endişe ve kaygı vericidir. Ve bunun içine iradesi zayıf olan birisi düşerse gerçekten etkisinden kurtulması çok zordur. Ve biz buna aslında bir tür cinnet, cehennem, cinlenme deriz yani. Orada şuna girmek istiyorum. Şimdi rüya konusuna gireceğiz. Bunu da çok uzatmayalım aslında ama. Sen o konulara çok girmek istemiyorsun. Bunu biliyorum. Ben dışarıda hep muhabbet ettiğimde falan. Ya ben aslında çıkmaya çalışıyorum. Çıkmaya çalışıyorum. Çıkmaya çalışıyorum dediğim şunu, şey. Şunu merak ediyorum. Ve bu kadar merak gelen hani yorumlarda, sorularda, etrafımızda bizi gördüklerinde de sorduklarından yola çık. Şimdi sen orada dedin ya bir enerji. O doğada ben yatarken işte bu enerjiler bir şekilde halüsinasyon ya da işte ben tabii bu şekilde görüyorum falan filan. Şimdi bu işin enerjisel kısmından yola çıkarak anlatıyorsun. Evet. Şimdi öbür taraftan baktığında bir de real var. Kur'an şimdi tabanlı baktığın zaman cin var. Tabii fiziğe de yansır. Var. Bak gerçekten o varlık o da yılan, var. O varlığın kendi süleyeti de var. Şimdi o süleyetle metafizik dediğimiz o cin varlığının süleyetin arasındaki farkı nasıl görüyorsun bu bir? İkincisi sorumun başına döneceğim tekrar. Çok girmek istemiyorsun. Girmeye de bilirsin ama ben aslında cevap da almak istiyorum. Cin olarak gördüğün en uç ben gördüm ve çünkü haşır neşirsin biliyorum. Abi oralara, ne gördün mesela? Yani oralara için girersek şimdi kendi hikayelerimin içerisinde bu veya hikaye ya da süliyet ya da bir şeyin enerjisel sana oluşup göründüğü anlamında söylemiyorum. O gerçek bir varlık. O şekilde bir iletişim olduğunda yaşadın. Fiziksel yani maddesel düzeyde değil. Bunlar yakaza tarzında görüyorsun esasen. Tabii tamam ki yakaza. Yani bunlar duyguların suret kazanması, düşüncelerin suret kazanması veya çevrede var olan enerjilerle ilgili bilemediğin nöronlarının ve reseptörlerinin kendindeki verilerle bağlantılı olarak orayla ilgili bir algı oluşturması. Ama yine herkes için döndük aynı. Yine benim oluşturduğum diyorsun. Sen de bir benim de real var. Sen de benim bir algımsın şu anda. O varlıkta bir real de var. Şöyle sen yani de benim insan bir gibi cin de bir varlık. Dolayısıyla mutlaka o varlık hani benim peki, oluşturduğum süliyetim, benim düşüncem, enerjim değil. O gerçek. O zaman şuradan canlı alayım. Eyvallah. Şuradan alayım ben konuyu. Şöyle anlatayım. Kuantum mekaniği dediğimiz bir şey var ya hani sen olmasaydın felekleri yaratmazdın diyor ya. İnsan iradesi ve istenci ve arzusu yaratıcıdır. Eğer siz yaratım sürecinde yani onu tezahür ettirme noktasında çok yoğun bir yatırım, çok yoğun bir enerji yaparsanız o görmüş olduğum yılan ne yapar biliyor musun? Gerçekten bedenimde beni sokabilir. Yani orada fiziksel bende bir algı olan şeyin üstüne çok yatırım yaparsam belki o bana dolanabilir. Bu tamamıyla insana bahşedilmiş bir yetenek aslında. Yani şunu anlayabilsek var ya çok şeyi çözebiliriz. Hani bakmadığında yok, baktığında var mantığı var ya. Aslında sadece bulunduğun alanda mevcutsun sen. Ve neye yatırım yaparsan o senin gerçekliğin olur. Kulun beni nasıl bilirse ve bilmeye devam ederse onu. Eğer algılarınızı ve vizyonlarınızı çok yoğunlaştırırsanız gerçekten fiziksel olarak zınk eder karşınıza çıkar. Yaşadığım olay var tabii ki bunlarla alakalı. Allah kimsenin başına da vermesin. Amin. Ama ben bunları ne gördün tamamıyla ne gördün? Yani şöyle söyleyeyim. Bir rüya görüyorsunuz ve o rüyadaki kişilerin fiziksel dünyadaki iz düşümlerini görüyorsunuz. Ve fiziksel dünyadayken gördüğünüz rüyayı hatırlayıp bunlar benim rüyamda gördüğüm kişilerdi deyip üzerlerine gittiğinizde onlar size bakıyor, rüyanızda gördüğünüz kişiler geliyor, geliyor diye kaçıyorlar ve siz onu takip ediyorsunuz ama kaybediyorsunuz. Onlar kimdi mesela? Bundan güzel bir film çıkar. Ben bunu çok önemsemiyorum. Anlatabildim mi? Şunu demek istiyorum. Bazen Huni'yi yanımızda bulundurmak gerekiyor. Ben istediğim ve artık almadım.
Kubilay Aktaş'ı tanıyoruz. Seni. Peki özellikle o zaman dönüyorsun, dolaşıyorsun, iz düşüm, enerji, ama frekans. Şöyle yapalım. Şöyle rüyaya girelim. Bir dakika. Vaktimiz az. Bak ne dedin? Canlı yayına girebiliriz. Dedim ki rüyaya girelim. Rüyada görmüş olduğum bir olayın fiziğe yansıması ve senin haberin, onların haberi olmayan bir şeyin senin tarafından görülmesi. Peki, rüyaya girelim. Ne oldu? Yanlış bir şey söylemedik değil mi? Hayır canım. Ha. Yani ne oldu? Ne anladın? Benden buradan ne sonuç çıkar? Anlıyorum ama benim sorunun cevabı o değil. Sen oraya özellikle girmek açılım istemiyorsun. Açılım mı sağladın peki? Şöyle yapalım. Açılım oldu mu peki? Söylediğin rüya konusuna girelim. Bir, tabii bu çok sordum ben bunu birçok programda da ama hani senin merak ediyorum fikrini. Niye rüya görüyoruz? Bu bir. Yoksa şöyle mi oldu? Bir dakika, bir saniye, çok unutma. Ya onu biz de yaşıyoruz ya. Öyle bir şey yok. Ya bırak ya, onu biz de yaşıyoruz ya. Hocam senden bunu beklemezdim. Peki o zaman gerçeği yani anlatayım falan. Tabii oradaki musallat durumu, görünenler falan, onların süliyetleri falan, başka bir şey, oraya çok girmek istemiyorum. Yani hayal dünyamız yaratıcıdır. Yatırım yaptığımızda hayallerimiz gerçekleşir. Hocam, negatifte pozitifte dahil. Hayal dünyamın ürünü değil. Ben şöyle, başka bir yere gireceğim orada. İşte onu diyorum ben de. Hayal dediğimiz şey boş ve anlamsız değildir. Heyula dediğimiz şey oluşumun sonsuz potansiyelidir. Şu anda Türkçesini söyleyeyim anlatmak için. Ben yüzlerce musallat seansı da bulundum. Peki o insanlara bir anda zıpladığını, kendinden doğru, geçtiğini, sesinin değişip kadının erkek sesiyle konuştuğuna kadar duydum. Loş ışıkta sureti bile değişebilir. İnsan, bu farklı bir şey. Aurası da değişir. Konuştuğuna göre, düşüncelerine göre. O varlığın ona yaşattığı sıkıntıları bizzat bedenen titremelerinden, yaşadıklarından. Mutlaka. Ama kişinin burada iradesi varsa. İşte bu benim hani oluşturduğum fizik ya rüyam, işte enerjim, süliyet, böyle şey. Gördüğüm bile farklı şeyler bunlar. Yaşamında ne varsa, ne olmaktaysa yarısı seninle bağlantılıdır. Cin boşuna sana musallat olmaz. Bir kişiyle boşuna karşılaşmasın. Mutlaka bir enerji alışverişi ve dengelenmeleri vardır. Dikkat çekin. %50, %50'dir ilişkiler. Anladım.